Ay. Ay. Ulan oğlum. Öğle yemeğini yine fazla kaçırdık ya. Hop. Of. Ben bak yine şimdi uyku basar va. Ne zaman böyle benim kan şekerim düşer arkadaş, böyle bir dinlemek isterim. Hemen bir telefon çalar, babı görev kitlerler. Hemen ya. Ya şimdi bu saatten sonra daha telefon melefon çalmaz, merak etme ya. Senin şomazına tüküreyim Fikri. Efendim amirim. Evet amirim. Tamam amirim. Tamam amirim. Tamam. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Tamam. Ne diyor Mesut abi? Anana selam söylüyor Fikri. Ne diyecek lan? Gemi yanmış, aşağı denetlemeye in diyor ya. Ya bu saatte, bu soğukta şimdi. İn aşağı arkadaş ya. Çık güverteye. Oradan makine dairesin ha. Oradan kattan köşküne çık. Öf! Söyleyince yoruldum ha. Vallahi Mesut abi, bana gelse inmezdim. Çok şükür sana geldi. Kolay gelsin beyler. Abi yapma bak, adamın ayağı alçılı. Lan bana oğlum, ben mi düşürdüm adamı? Mahmet. Bak şuna. Başına. Senim abi. Sen yokken telefonun çaldı. Ben baktım da. Ya kudret amirim aradı. Dedi aşağıda denetleme var. Başa gitsin baksın. Ha hemen gideyim abi o zaman. He git git. Keşke oturmadan diyedin abi ya. Tamam be ha. Sana zahmet oluyor Mesut abi. Git git. Hemen gideyim. Hadi bakalım. Kolay gelsin nasıl? Tamam. Hadi. Çık 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 çık. Ulan dürüst ölecek bu dünyada. Elayi ya. Bir de yok, hemen gideyim bana. Bir çakal adamsın ya. Vallahi çok çakal adamsın. Adamın ayağı alçılı, sakat adamı gönderdin aşağı. Oğlum bak. İş hayatında birini acırsan, acınacak duruma düşersin. Bunu aklına çıkarma ya. Oğlum biz çakalız, çakal. Baksana şu gözlere. Çakalız oğlum biz. Hem ben oğlum şurada iki ay kalmış lan benim bölüm şefliğimin gelmesine. Bu saatten sonra gemi denetlemeye ben mi gideyim böyle salaklar olduğu müddetçe? Elahi ya. Ya vallahi Mesut abi. Çok çakalsın ya, yemin ediyorum. Aynı oyuncusun ya. O rol neydi öyle ya? Yemin ediyorum duygu bana geçti bak. O Kamil Paşa'ya da geçti duygu. Oh. Elay ya, o soğuktan ölüyordur orada şimdi. Ah, ah. Ah, Julia be. Savaşta mıyız kız? He? Sana her baktığımda vuruluyorum. Fikri sabici diyeyim mi? Ne Rihanna, ne Beyoncé, ne Hadise biliyor musun? Varsa yoksa Julian Roberts. Gülme öyle. Abi. Notting Hill, Pretty Woman 50 kere izledim. Böyle bir performans yok. Hastasıyım ya. Aşığım zağız. İki tane hayalim var. İki sene sonra emekli olacağım, bir adadan ev alacağım. Bir de böyle takım elbiseye çakacağım. Amerika'ya gidip karşısına geçip böyle bakacağım bana. Amirim. Hayırdır, hoş geldiniz. Mesut. Evet, evet. Denetleme görevine sen gitmedin mi oğlum?
Şey amirim, ben gitmedim. Ya ben seni aramadım mı oğlum denetleme görevine sen çık diye? He? Sen çıkmadıysan kim çıktı oğlum? Kim çıktı? Göreve kim gitti oğlum? Kim gitti? Kim gitti oğlum? Kim gitti? Oğlum benim sorumu bana niye soruyorsun? Kim gitti göreve? Kim gitti? Göreve kim gitti? Kim gitti? Paşa gitti. Paşa. Çocuğun başını yaktım. Ben... Paşa! Aslanım benim. Senden gurur duyuyorum oğlum. Ne oluyor lan? Türkiye kaçakçılıkla mücadele tarihinde en büyük silah kaçakçılığı operasyonunu sen gerçekleştirdin. Aferin oğlum sana. Nasıl ya? Şimdi paşa gemiye çıkar çıkmaz arkadaşlar, adamlar birden paniğe kapılmışlar, kendiliklerinden teslim olmuşlar. Paşa'ya da gemide sakladıkları bütün silah depolarını tek tek göstermişler. Aferin lan paşa. Hazret Bey, görevimiz yani efendim. Görevini senin gibi layıkıyla yapan bir personelim olduğu için ben çok şanslıyım oğlum. Lan sana da bir ikramiye maaş veriyorum. Hadi bakalım. Hazret Bey, ne gerek vardı lütfen? Var, var, var oğlum var. Ananın ak sütü gibi helal olsun sana. Çatır çatır ye o parayı. Sen şimdi geç, gel oğlum buraya. Gel, gel. Sen raporlarını hazırla. Ben gerekli yerlerle iletişim kuracağım. Arkadaşlar, müsaadenizle ben sayıma gidiyorum. Yalnız... Bu ne kadar çok silah ya! Öyle böyle değil! Bu silahlarla ordu kurulur! Aferin paşa! Aferin oğlum! Paşa, hallolsun. Abi vallahi şans yani. Vallahi bir maaş ikramiye aldın. Tatil parasını bedavaya getirdin. Vallahi öyle oldu abi. O telefonu da ben açtım bu arada paşa. Mesut abi sorma vallahi. İyi ki sen varsın ya. Sen olmasan o telefondan haberim olmayacak. Belki de Kudret Bey bana ulaşamayın, sizleri arayacak. Yani böyle de sizin biraz kısmetinizi çalmış gibi oldum ama kusura bakmayın. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Bir şey değil canım kardeşim. Bir şey değil. Sağ ol abim benim. Ben o zaman şu raporu hazırlayayım. Hazırla kardeşim. Hazırla. Mesut abi. Aşağıdaki denetlemeye sen gitseydin... ...bir maaş ikramiye sen alacaktın. Bir maaş ikramiye mi? Ama bir maaş ikramiye ne yapayım lan be? Bir ikramiye için ben şuradan şuraya, şuraya, oradan şuradan, buradan gitmem lan be. Yapmam yani. Ama çocuğa bir iyiliğimiz dokunsun işte gariban. Efendim, buyurun, buyurun. İşte kahraman personelimiz paşa. Ah, ne paşa oluyor? Bey. Ben liman işletmeleri genel müdürü Reyhan Güverte Halat. Tebrik ediyorum efendim. Ülkemiz üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan... ...dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en büyük silah sevkiyatını durdurdunuz. Tarihe geçtiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. Bakanlığımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...sizi bu bölümün idare müdürü yapıyorum. Çeş! Sus! Efendim, şimdi bu benim için de yeni bir bilgi oldu. Biraz şaşkınım. Acaba bu paşa bey bundan sonra benim de mi üstüm olacak? Tabii, tabii efendim. Bu bölümdeki en yetkili kişi paşa bey. Tebrik ediyorum efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Kudret Bey, buyurun çıkalım. Çıkalım, çıkalım da yalnız benim şu durumu bir konuşabilir miyiz acaba? Çünkü biliyorsunuz ben pozisyon olarak şu anda geriye düştüm. Halat Hanım! Paşa, paşa, paşa. Demek müdürlük ha? Yani Mesut abi hepsi senin sayende oldu ya. İyi ki sen vardın yani. Sen olmasan, o telefonu açmasan, Kudret Bey'in beni aradığını söylemesi... ...şu an bu mucize gerçekleşmeyecekti yani. Paşa, bey mi desek acaba? Müdür oldun ya. Ulan ne ballı adamsın ya. Vallahi abi, Mesut abi sağ olsun. Her şey onun sayesinde. Gerçekten çok teşekkür ederim. Tamam lan, tamam paşa. Çok da şey yapma. Benim babam yapmadı bu iyiliği. Lan yeterli. Çok teşekkürler ya. Yeter! Tamam. Ben o zaman bu eşyalarımı falan toplayayım artık. Mesut abi.
Sen daha şef olamadın. Adam müdür oldu. Fehricim, biraz önce cereyan neden olaylar ikimiz de gördük değil mi? Farkındayım kardeşim. Sen niye üstüne basıyorsun sürekli ya? Aşağı gemiye sen içseydin, sen müdür olacaktın. La oğlum, bu basit denklemi ben farkında değil miyim? Ne oldu o ya? Mesut abi. Kendini biraz enayi gibi hissetmiyor musun? Hayır, ben olsam enayi gibi hissediyorum. Lan ne alakası var ya? Ben ne yapacağım oğlum müdürlüğü? Ben olayım belli oğlum. Ben şuraya 2 sene sonra tekavüt olacağım yani. Boşu boşuna sorumlu. Anla. Buyurun efendim. Coming, coming, come here. I'm coming, I'm coming now. Paşa is here. Buyurun. Hello. Beyefendi kim? Beyefendi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Bu ele geçen silahlar var ya, İşte o silahlar Orta Doğu'dan başlayıp zamanla tüm dünyayı kaplayacak olan büyük bir savaş planının parçasıymış. Ve engellediğin için adam jetine atlayıp Birleşmiş Milletler adına sana teşekkür etmek için gelmiş. Thank you, thank you. I know, Türkçe biraz biliyoruz. Biliyorumuz. Biliyorsunuz. Anyway, şimdi biz European Coordinator olarak size thank you diyor muyuz? Türkçeyi biraz bilmeseniz çok daha iyi inanın. Bu yüzden size biz vermek istiyor bir üstün hizmet madalya. Some gold. How can I say gold? Ya gold altın demek altın, de som ne demek onu bilmiyorum. Som ama. Altın. Ya. Besut abi. At nalı gibi altın. Ayrıca da size vermek istiyorum bir hediye. Gift. Avrupa Governments tamam. Olarak tanızım. Gift. Okay, tamam. Anyway, size vermek istiyoruzum. Evet. İspanya'nın güneyinde tamam. Size bir Big Ireland. Size bir big, büyük ada hediye etmek istiyoruzum. Evet, tamam. Ada. Ada mı? Ulan hediye diye ada mı oldu? Efendim yok, yani adanın ismini merak ettim de onu soruyordum ya. Adanın ismini ne yapacaksın lan? Yan tarafından sen de başka bir adam alacaksın. İşine bak sen, işine bak. Kardeşim, canım benim ya paşam, artık senin de bir adam var. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi Kudret Bey çok teşekkür ederim. Ben de şu an felaket derecede şaşkınım. Teşekkürlerim ister. Never mind, never mind Mr. Şaşkın. Okay, let's go. Efendim, bu arada çok özür diliyorum, araya giriyorum ama ben de hani görev sırasında müdür olarak acaba diyorum böyle küçük imarlı bir arsa hak etmiyor muyum sizce? No. No. Çok net. Herkese yes, bize no. Buyurun, buyurun. Let's go. Yanki, go home. Haydi. Vay be paşa. Senin şimdi Avrupa'da bir adam var, he? Yani, abi her şey Mesut abim sayesinde. Gerçekten yani Mesut abim olmasaydı, o telefonu açmasaydı. Tamam lan paşa, tamam. E o zaman şu ayırdığım eşyaları kolyeye koyayım, daha üstüme adama da alacağım. Bir sürü işim olur şimdi. Şöyle koyayım. Oy, oy. Tekrar teşekkürler Mesut abi. Rica ederim paşa. Gelmişin ha, geçmişin ha, rica ederim. Allah'ım geliyor yine ya. Mesut abi. Sen adalardan bir daire alacak dedin. Adamın adası oldu. Lan oğlum Fikri, sen fosforlu kalem misin lan? Her şeyin altını niye çiziyorsun oğlum? Ya ben buradayım, gördüm. Julia.
şey yapma bari. Gördüm, duydum oğlum ya. Allah Allah. Ben duygularını merak ediyorum. Etme kardeşim. Etme. Bana ne bağırıyorsun ya? Yüzyılın en ailini yap. Gel bana patla. Ne patlayacağım lan sen? Ne patlayacağım oğlum? Ne yapacağım ben adayı oğlum? Orhan ben insanlığı bilmem, dileğim bilmem. Ne yapacağım o adada? Benim tek hedefim emekli olup Julia'yı görmek. Buyurun Julia Hanım. Buyurun. 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 Julia. Paşa is not there, Paşa is here. Buyurun. Wow, Paşa. You are my hero. Sen benim nasıl diyorsun size? Kahramanımsın benim, sen. Ne oluyor? Okey. Mr. Paşa, yakaladığınız o silahlar çok uzun zamanda peşinde olduğumuz Güney Amerika bir örgütü aitti. Siz Amerika'da bir kahramansınız. Amerikan başkanı olarak size CIA'nin başına geçmenizi teklif ediyorum. Oğlum Ahmet Çakar CIA'de mi çalışıyormuş lan? Ya efendim ben şu an çok bilemedim yani. Ay, lütfen, lütfen benimle gel Amerika'ya. Oradaki bütün gençler, oradaki bütün insanlar sana aşık. Ve sen benimle yaşa. Lütfen ben bunu çok istiyorum. Yani... Julia Hanım, gerçekten yani çok güzel ama şu an gerçekten çok ani oldu. Bilemedim ne diyeceğim Julia. Ben geleyim. What? Ben geleyim. Ben hak ettim, ben geleyim. O telefon bana geldiydi. Beni aradılar, kudreti beni aradı. Telefon benim de, I am eating. Şiştiydim ben, şiştiydim. Ben böyle olduydu. Ben uyku bastı, ben sunupayım. Şu fotoğrafı ver lan, fotoğrafı ver. Ben senin hayranım. Fotoğrafı ver. Bilgisayar değil mi? Fotoğrafı ver lan. Al aşkım. I don't understand. I don't understand, I don't, don't. Aha bak, böyle sevsin. Hey hayranlı, hayranlı. Famous sen ya. Beni bırak bana. Efendim, kendisi şaşırdı. Nöbet geçiriyor, nöbet geçiriyor. Bırak lan kadını. Bırak lan. Allah'ın aşkına, kusura bakmayın. Özür diliyoruz efendim. Lan Mesut! Yerinde dur! Kadını kurtardık, tamam bir şey yok. Calm down man. Asa ne diyorsun? Helikopter bizi bekliyor. Lütfen, bizimle gel. Geliyorum ya. Zaten New York'u çok merak ederdim yani. Gidelim o zaman. Ama Julia, kutumu taşır mısın? Of course. Tabii ki senin kutu benim kutum. Goodbye guys. Güle güle, Ahmet Bey. Julia, beni de bekle. Julia. Mesut abi, gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Git! Lan Mesut! Bak senin memuriyetini yakarım ha! Ya Julia'nın peşinden gidecekmiş. Hadsiz köpek! Sen kimsin köpek? Bir sana bunu fazla. Ya hayır ya! Mesut abi. Adam bir türlü aldı. Adayı aldı. CIA başkanlığını aldı. Julia'yı aldı. Sen adama iş gideceğim diye... dünyanın andavallığını yaptın Mesut abi. Artık ben bundan sonra lafımı esirgemem korum. Ya söyle lan, ne söylersen söyle ya. Ne aklına ne geliyorsa söyle lan. Söyle ya, ula. Ya bundan sonra daireye gelen her telefona ben bakacağım lan. Bütün gemileri ben denetleyeceğim oğlum ya. Söyle ya.
Ya arkadaş, saat 8:30'a kadar kim mesai? Vah 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 diyor. İştahlı geliyor. Şuradan 8:30'a doğrudan gelelim bir daha. Ya arkadaş. Ya arkadaş, yani akşamın 8:30'a kadar kim mesai yazıyor ya? Bu akşam derbi maçı var, ben bilet almışım. Ama ben sana bir şey söyleyeyim, ben o maça gideceğim arkadaş. Ne yapacağım Mesut abi? İzin mi isteyeceksin? Ulan saçmalama. Müdürden izin istenir mi oğlum ya? İzin verir mi? Ama ben çakalım oğlum, şu gözlere baksana. Tak 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 tak. Görüyor musun? Oğlum biraz uyanık olun ya. Sisteme bir karşı durun. Kölesi olmayın sistemin. Ben o maça gideceğim. Sen gör bak ben ne katakulliler yapıyorum. Ya Mesut abi. He. Gitsen adama direkt desen ben maça bilet aldım. Maça gitmek istiyorum. Belki izin verir müdür ya. Ulan saçmalama, sen müdürlerini tanımıyor musun oğlum ya? Tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Çakal çukal tayfası oğlum bunlar ya. Ama kendilerine öyle çakal diyenler var ya, bilmiyorlar ki. Onlardan daha büyük çakallar var burada. Bak, ben o müdüre neler yapıyorum. Bak, göreceksin ne oyunlar oynayacağım o enayiye. Arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Buyurun, buyurun. Sağ olun müdürüm. Fikri, oğlum o erteleme için ayırdığımız dosyalar vardı. Onlar nerede? Hazırlıyoruz efendim burada. Heh, dur bir de ben bakayım onlara. Fikri oğlum bak şu şirketin önüne ördek sürüsü geçiyor sürekli. Ya. Bunlara mani oğlum, evet. Mesut, ne oldu, hayırdır? Efendim, çok kötü bir haber aldık da. Ne abi, ne oldu? Mesut, Fikri, oğlum adama bir su verin lan. Ne oldu oğlum? Oğlum, bu su temiz mi lan? Özür dilerim efendim. Efendim, teyzemi kaybettik. Ne diyorsun ya? Vallahi öyle. Hay Allah. Kardeşim başın sağ olsun ya, başın sağ olsun. Çok sağ olun efendim. Peki kaç yaşındaydı teyzemiz? 61. Ne diyorsun? Evet efendim. Daha da gençmiş ya. Hay Allah ya. Başın sağ olsun peki kardeşim. Çok sağ olun. Yakın mıydınız acaba? Çok yakın oldu. Elinde büyüdüm ben efendim ya. Vallahi bizim alt katta oturuyordu zaten. Her sabah işe gelirken bana sarılırdı. Ya erkenden kalkar poğaça yapardı. Benim cebe sokuşturdu, öyle gönderirdi. Canım teyze, canım teyze. Ah be kardeşim be. Anne gibiyim işte, görüyor musun? Hay Allah, başım sağ olsun. Öyle. Efendim, ben bugün biraz erken çıkarım geleyim. Cenaze işlerim. Tabii canım, tabii. Ne demek, ne demek? Sen hemen çık, hemen çık. Bak, bir şey olur, bir ihtiyacın olur. Beni hemen ara kardeşim. Çok hay sağ olun. Çok sağ olun efendim, çok sağ olun ya. Salak! Gördün mü nasıl kekledim ya? İzin almayı da bildim ama. Ya Mesut abi ya. Çok yemin ediyorum tam bir oyuncusun. Vallahi ben bile inanıyordum teyzenin öldüğüne ya. Sen Mesut abi oyuncu mu olsun acaba he? Oğlum biz Al Pacino'ları, Robert De Niro'ları izleyerek bu günlere geldik. Baba bir, baba iki, baba üç. Ya Galiton'un yolu, Socrates'e. Ya Mesut abi ne bileyim, bir maç için değer miydin yalan söylemeye yani? Bir maç değil koçum, liderlik maçı. Kazanan kopaya kaldıracak. Mesut! Efendim? Ben ne büyük bir eşeğim oğlum! Estağfurullah efendim. Yok efendim, yok. Ne demek ya? Eşeklik bende. Benim personelimin acısı var. Ben ne yapıyorum? Sadece izin veriyorum ya. Hiç olacak şey mi kardeşim? Mesut, senin eve çelenk gönderdim ben.
Çelen mi? Tabii. Aa, ne zahmet ettiniz efendim. Ya ne demek ya? Ne zahmeti kardeşim? Sen burada acı çekiyorsun. Çelen ne demek? Şimdi seni yalnız bırakmaya da gelmez. O yüzden seni eve ben götüreceğim. Hiç üzülme, hiç üzülme. Cenazeyi de beraber kaldıracağız. Tamam. Seni bugün de yalnız bırakacak değilim. Ben şimdi arabayı hazırlıyorum. Sen arayınca hemen aşağı gelirsin, tamam mı orada? Mesut abi. Siz bugün sağda kupayı kaldıracaktınız. Şimdi teyzenin cenazesini kaldıracaksınız. Lan oğlum niye böyle oldun lan? Adam sanki kendi teyzesi ölmüş gibi ağladı ya. Tepkilere bak. Ben fazla iyi oynadım herhalde. Mesut abi. Ne? Sen babaları fazla izlemişsin Mesut abi. Babalara geldin. Lan oğlum tamam ya. Zaten ben şimdi ne yapacağımı şaşırdım. Bir de üstüme gelme bak. Ne yapacağım oğlum ben? Ne yapacağım ben? Ya abi. Adama o kadar sövdün. Kızdın ettin izin vermez dedin. Bak adam kendi cenazesi gibi üzüldü ya. Keşke izin isteseydin verirdi abi. Ulan ne izni lan? Ne izni? Hayret bir şey ya. Ama ben de alucanguz oyunlar bitmez. Bende çok oyun var daha. Sen dur. Ya arabadayken derim ki böyle evrak mevrak işleri var. Hastaneye gitmem lazım deyip arabadan iner loks diye kaçarım. Sonra da hop derbiye. Rakibi diridir o çimlere gümmeye. Wow. Buyurun sayın müdürüm. Buyurun efendim. Buyurun. Müdürüm. Evet. İbrahim Bey burada denetleme için bulunuyordu genel müdürümüz. Sonra ben senin durumunu anlattım Mesut kardeşim. O da hemen seninle görüşmek istedi. Olmuyor mu? Yavrum, şartma. Üzüntü de ben ne yaptım bilmiyorum. Teyzemi kaybettiğimde 13 yaşındaydım. Benim teyzem de annem gibiydi. Teyze kaybetmek ne demek acısını çok iyi bilirim. Şirket olarak senin yanındayız Mesut kardeşim. Kudret Bey. Buyurun efendim. Bütün personelimiz yarından itibaren 2 gün izinli sayılsın. Yarın tam kadro teyzemizin cenazesindeyiz. Efendim ya, niye zahmet ettiniz ya? Ne gerek vardı ya? Bizim zaten şirket 1000 kişi. Yani o kadar izin. Ne bileyim yani, işler de yoğun zaten bu aralar. Ah tabii sen 1000 kişi ne yer ne içer diye dertlendin. Yok. Eşitlik ben de düşünemedim. Kusura bakma. Kudret Bey. Buyurun efendim. Çalıştığımız catering firmasıyla derhal görüşün. Yarın cenaze evine 1000 kişilik... hatta gelen giden olur 1500 kişilik etli yemek menüsü çıkarsınlar. Kırmızı etli. Teyzemizin ruhu şad olsun. Ya efendim, 1500 kişilik yemeğe ne gerek vardı ya? Bir de damacınla biz hallederdik yani. Duymamış olayım Mesut. Tamam. 1000 değil 2000 tabak olsa ne fark eder? Kudret Bey. Buyurun efendim. Personelin cenaze evine transferi için servislerle görüşelim. Mesut. Yanındayız. Şöyle buyurun efendim. Mesut,
Bu arada acaba teyzemizi ne zaman gömüyoruz? Ben servislere ona göre haber vereceğim. Öyle namazga mütakip yani. Mütakip mi? Tamam kardeşim, tamam. Şu anda gerçekten ağlıyorum. Numara değil ya. Mesut abi. Siz rakibi diri diri çimlere gömecektiniz. Şimdi teyzeyi diri diri mezara gömeceksiniz abi. Fikri bak kardeşim. Ben zaten bir ateşin ortasındayım şu anda. Sen de benimle beraber yanmak istemiyorsan sus. Ne konuşuyorsun lan sen? Abi ne bileyim. İçinde böyle bir pişmanlık. Ben ne bileyim yalan söyledim diye bir kendini kötü hissetme. Ne bileyim böyle bir ben de yedim diye bir serzeniş var mı merak ediyorum. Lan boş boş konuşma. Deli etme beni ya. Olaylar zaten çığırından çıktı ya. Ne yapacağım lan ben? He? Keşke abi söyleseydin. İzin isteseydin. Ne yapacağım? Ha. Dur lan. Aa, buldum lan. Cenaze Erzurum'da derim, he? Kimse gelemez lan. Öyle değil mi? Gelen yemekleri de çoluğa çocuğa dağıtırım. Şangım yürür mahallede. Ulan ya! İflah olmaz mı? Çakalım lan ben. Buyurun efendim, buyurun. Belediye başkanı geldi. Belediye başkanı mı? Sayın belediye başkanım, Mesut kardeşimiz. Mesut! Evladım! Başın sağ olsun yavrum! Acın, acın acımızdır çocuğum. Acın acımızdır yavrum. İbrahim müdürüm bahsetti. Hemen mezarlıklar müdürünü aradım. Efendim, teyzemizin iyiyim yavrum. Sen iyi ol bize yeter yavrum. Teyzemizin mezarı kazıyorlar çocuğum. Al çocuğum. Al çocuğum. İlçe nüfus müdürlüğünden yavrum. İşte ölüm beyanı, miras dağılımı falan her şeyi ben hallettim yavrum. Sen evraktın belgeydi. Hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Efendim niye zahmet ettin? Aa, duymamış olayım yavrum. Sakın ne zahmeti. O zahmet olur mu? Belediyemizin tüm araçları sizin şirketinize tahsis edildi. Cümbür cemaat gideceğiz. Biz götüreceğiz sizi cenazeye yavrum. Yalnız efendim. Yeni bir acil telefon aldım ben de. Ne evet. Sakin olun. Yani İstanbul'da değil, cenaze Erzurum'da kaldırılacak. O yüzden hiç masrafa gerek yok. Kimseye izin almasına da gerek yok. Biz ailece gideriz, defin halleder geri döneriz efendim. Duymamış olayım Mesut. O cenaze uzayda da olsa gideceğiz. Kudret Bey. Buyurun efendim. Yarın bütün personelin Erzurum'a cenaze yetiştirilmesi için özel uçak kiralayalım. Yok anasının artık. Mesut! Efendim, kusura bakmayın. Çocuk acıdan ne yaptığının, ne de söylediğinin farkında değil. Mesut, sen merak etme kardeşim. Şirket bütün gücünü bu cenaze için seferber etmiş durumda. Efendim, ben şaşkınlık içerisindeyim. Çok özür dilerim ama yani bizim personeli oraya taşımak için 5 tane özel uçak lazım. 5 değil, 1000 uçak olsa ne fark eder? Kaç yazar Mesut? Yavrum, teyzemizin cenazesinde omuz omuzayız. Adam yemin içmiş vallahi ya. Mesut kardeşim, sen sakın ağlama. Sen sakın üzülme. Biz her zaman senin yanında olacağız güzel kardeşim. Müdürüm! Müdürüm! Erzurum belediye başkanını hemen arayalım. Tam personel teyakkuzda olsunlar. Çok iyi düşündünüz sayın başkanım. Kudret Bey. Buyurun efendim. Biz de uçak kiralama organizasyonu yapalım. Sayın başkanım, buyurun. Serum mu bağlatsak? Lan kadının coşkusuna bak. Başka işi yok herhalde bunu. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım oğlum? Ne bileyim ben ya?
Lan oğlum bak şunla ağzın ortasına vururum seni. Teyzemiz oğlum ölüm belgelerini hazırlamışlar. Canlı canlı oğlum öldürdü kadını ya. Mesut abi, senin teyzen şimdi yaşayan bir ölüm abi. Bir nevi zombi yani. Bak Fikri, o açlıkları mezara var ya, vallahi seni gömerim oğlum. Oğlum şöyle pis pis gülme, hava kaçıran kompresör gibi. O olaylar iyice büyüdü ya. Ben ne yapacağım? Ulan deli manyaklara bak ya. Cenaze turizmi çıkardılar iki dakikada. Bir de içli içli ağlıyorlar lan. Mesut abi. Sayende bütün personel iki gün içildi abi. İlk defa Kayseri'ye gideceğim. Kayseri. Senin canın Kayseri mi çekti oğlum? Kayseri ne ya? Kayseri'nin üstünden geçip Erzurum'a gideceğim abi. Hem de uçakla. Senin derdin ne başka? Ulan ben Erzurum istedim ki hava soğuk olur, uzak olur, kimse gelemez de yine. Ulan bunlar cenaze fetişi çıktı. Keşke abi izin isteseydin sen de. Tabii ne izin? Lan ne izin? Lan ne izini ya? İzini kabul eder mi bunlar ya? Manyak mıdır nedir? Ama sen dur. Ben buradan döndürmesini bilirim bu işi. Bende daha ne fırıldaklar var. Bak. Sen dur. İzle bak. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun sayın bakanım. Evet, evet, evet. Şimdi geldik, şirkete şimdi geldik. Şimdi şirkete geldik. Tamam. Haber vereceğim efendim, sağ ol. Başın sağ olsun oğlum. Oğlum başın sağ olsun. Ben değilim. Ben değilim. Kim oğlum? Müdür bey. Ha. Aradaki. Evladım başın sağ olsun. Sağ olun senin bakan. Vallahi ben de burada işte bir açılıştaydım. Belediye başkanım aradı. Bu acı dolu haberi verdi. Gerçekten böyle günlerde, bu acılı günlerde birbirimize destek olmamız lazım oğlum. Yarın Erzurum'da cenazedeyim. Efendim niye zahmet ettiniz? Çok naziksiniz, çok kibarsınız, çok sağ olun ama... ben yeni bir telefon aldım da... Nedir? Teyzemin ölümüyle alakalı şüpheler var. Cinayet olduğu söyleniyor. Ya yarın o yüzden otopsi raporu istiyorlar efendim. Yarınki bütün cenaze işlemleri iptal oldu. Yani herkes yerinde kalsın efendim. Herkes. Kimse rahatını bozmasın. Herkes. Ama herkes. Her yerdeki herkes. Cinayet mi? Evet efendim cinayet. Bir şüphe var efendim. O yüzden otopsi raporu istiyorlar ve uzun sürebilirmiş. Süremez. Hemen o soruşturma yapan çocuklara söyleyelim de şu soruşturmayı hızlandırsınlar. Bir an önce çözelim de teyzemizi cenazesine yetiştirelim. Yok, efendim yok yani şimdi herkesi yani. Gerek yok herkesi ayağa kaldırmaya. Kalsınlar. Gerekirse bütün teşkilatı, bütün teşkilatı oraya yığarım. Bu meseleyi çözmemiz lazım. Senin teyzen, benim teyzem oğlum. Bu arada müdür bey, başkanım biz de organize olalım. Bu katil kimmiş bunu çözmemiz lazım. Tabii. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. Evet efendim şimdi çıkıyorum. Evet. Buyurun. Mesut. Oğlum sen hiç merak etme. Teyzene bunu yapanı bulacağız ve onu emniyet güçlerine teslim edeceğiz. Başı sağ olsun Mesut abi. Sağ ol Ozan abi, sağ ol. Müdürüm, müdürüm biliyorum hiç sırası değil ama benim bir maruzatım var. Ben akşamki derbi maçı için bilet almıştım efendim. İzin verirseniz bugün erken çıkabilir miyim? Oğlum saçmalama! Ne demek? Madem biletini aldın gideceksin yani. Yalnız seni yarınki cenazede görmek istiyorum oğlum. Tabii ki efendim, tabii ki. Bütün şirket olarak komple Erzurum'dayız efendim. Efendim birkaç imza vardı. Siz şöyle alabilir miyim tabii, bu arada? Tabii ben seni şöyle alayım. Tabii ki. Sağ ol. Sağ ol. Buyurun. Thank you.
Mesut abi. Sen adam izin vermez dedin. Ozan adamdan izini kaptı abi. Enayi gibi yalan söyledin abi. Bak Fikri, daha yeni birini öldürdüm. Elim çok ısınık kardeşim. Seni uyarıyorum. Abi artık buradan geri dön lütfen. Sen de çünkü katakulli falan da kalmadı. Dur bak. Alo. Teyze nasılsın? Ya teyze, sende böyle kalp şekeri vardı değil mi? Tansiyon, mansiyon. He. Var değil mi? He. Nasıl şimdi? İyi misin? Bayıldın mı? He? Yok ya, şaka yaptım canım. Şaka yaptım ya. He? Daha ya, bayılma da yok. Ölme zaten yok konuştuğuna göre. Evet, evet. Ha yok ya, ama sana da şaka yapılmıyor ya. Tamam. Enişteme çok selam söyle, tamam mı? Hadi bakalım. Bu! Olmadı yine, evet. Yine olmadı, tamam. Sağ ol, hadi. Yine ne oluyor? Evladım Mesut. Bu katil olay yerine geri dönebilir diye şimdi organize olduk. Helikopterle senin aileni oradan alacaklar. Interpol'u aradım. Uydu görüntülerini istedim. Eve giren, çıkan, kim var, kim yok hepsi tespit edilecek. Bu arada da yurt dışına kaçabilir diye komşu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüştük. İnşallah bu işi çözeceğiz. Yurt dışına kaçmasına da engel olacağız evladım. Ya durun! Durun! Allah kitap aşkına bir durun ya! Sayın Bakan! Ben bir şey itiraf etmek istiyorum size. Benim... Yani beyefendi siz de ya. Efendim? Benim teyzem ölmedi. Ya buna mı bağlı her şey efendim? Ölmedi mi? Sen şirketine, devletine! Nasıl yalan söylersin ulan? Asıl salya şimdi geliyor. Buyurun abi. Çok teşekkür ederim. Siz buyurmaz mısınız? Ağzınıza sağlık efendim. Mesut, belki teyzen ölmedi ama sen bizim için öldün. Yine en kibarı buydu. Adın şaşırttı beni. Alo. Efendim enişte. Efendim? Teyzem trafik kazası mı geçirdi? Evet. Öldü mü? İyice ezdi mi arabayı abi? Yani ileri geri gitti. Bak net bildi mi? Öldü yani. Tamam. Tamam, tamam. Teyzem ölmüş. Kudret Bey, teyzem ölmüş. Ha, böyle bir şey mi? Tam bir enayi.
dolaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.